Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalının geleneksel Lichess Satranç turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bu Lichess Satranç turnuvamızda diğer turnuvalarımızdan farklı bir şey yapacağız. Bu turnuvamıza katılan tüm katılımcıların en az birer maçına konuk olacağım ve onların maçlarını anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce de yorumlamaya çalışacağım. Böylece ne yapacağız? Turnuvamıza katılan her takipçimizin en az bir maçının hiç değilse Lichess'te, daha doğrusu YouTube kanalımızda yayında olmasını sağlayacağız. Bize gelen en çok sorulardan bir tanesi şu: ben turnuvalardan ve etkinliklerden nasıl haberdar olacağım diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bunu her videonun başında söylüyorum. Hayatımız Satranç Instagram sayfasının hikayeler kısmından turnuvanın olacağı ya da herhangi bir etkinliğin olacağının sabahı hikayemden paylaşım yapıyorum ve turnuva linkini de turnuvamıza bir saat kala profilimizdeki linkten paylaşıyoruz. Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip ederek turnuvalar ve diğer etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ki bir takipçimizin yorumu üzerine biz şu anda bu videoyu çekiyoruz. Demişti ki her oyuncunun birer maçını da yorumlasanız, diğer oyuncularınkini de yorumlasanız nasıl olur acaba demişlerdi. Biz de hay hay dedik, çok mantıklı geldi, çok da güzel bir şey geldi ve biz bu videomuzu bu şekilde çekiyoruz mesela. O yüzden görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Aynı zamanda beğendiğiniz, sosyal medya hesaplarında paylaşmak istediğiniz videolarımızı hemen aşağıdaki paylaş butonu tıklayarak da paylaşabilirsiniz bizlere destek olmak için. Ben yine sesini kısmayı unutmuşum maalesef, bilgisayarı kısayım çünkü arkadaşlar böyle hani hamle yaparken tık 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 çık 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 sesler geliyor ya, sanki benim kafama vuruyorlarmış gibi, hiç hoşlanmıyorum, ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum. Haydi bakalım turnuvamıza kimler katılmış. 22 kişi varız, her geçen gün daha da fazla oluyoruz arkadaşlar ki bu sayı 35'liklere 40'ları buluyor ilerleyen zamanlarda. Birinci sırada IHS var ki ben bir numaralı seri başından başlayacağım. Diyelim ki mesela IHS'de İmparator maç yapıyor. Ben IHS'i izlerken İmparator'u da izlemiş oluyorum arkadaşlar bu arada. İmparator'un maçını tekrar izlemeyeceğim demek oluyor. Yoksa yetiştiremeyiz biliyorsunuz. Birinci sırada IHS, ikinci sırada Emre Yavuz 29. Üçte İmparator, bunlar bizim sıkı takipçimiz. Dörtte Demir Gürtaş görüyorum. Beşte Sedatatata anlatmış ki. Altı Toprak Kisel. Yedi Sisa Nisa. Yeni arkadaşlarımızdan. 8 Seda Nur 06. 06 Ankaralı olduğu için değil, 06 okul numarası olduğu için. 9. sırada Amin Alttan Tire 066, ilk defa görüyorum sanki. 10. sırada Hayatımız Satranç var, artık yok arkadaşlar. Turnuvadan çekiliyorum. Çünkü ben maç yapmayacağım, izleyeceğim. 10. sırada Mr. Nobody, en sıkı takipçilerimizden bir tanesi. 11 Arda Aksun Ger 21. O da uzun zamandır bizi takip ediyor. 12 Size of Turn 01. 13 Volkan Alttan Tire 7. Ki biz onu Volkan Peker olarak biliyoruz. Bir önceki meydan okuma videosunda Volkan'a karşı yapmıştık, izleyebilirsiniz. 14'te Şeymanur Bulut, en sıkı takipçilerimizden. 15 Scofield 021. 16 Kurgan 42. Bunlar hep bizim sıkı takipçimiz. 17 Memir Uzun. 18 Black Eagle 2551. İlk defa görüyorum diye hatırlıyorum. 19 Demo 999. Yakın zamanda bizi takip etmeye, turnuvalara katılmaya başladı ve hiç bırakmadı. 20 Sumur Fekse 31. Bir önceki turnuvada arkadaşımız katılmıştı, Hatay'dan katılıyor diye hatırlıyorum. Ve 21'de kazansa da kaybetse de turnuvada sonuncu bile olsa bizi asla yalnız bırakmayan Adem Turhalli arkadaşımı görüyorum. Ve turnuvanın başlamasına yaklaşık 1 dakikalık bir süre kaldı. Şu anda Eyüp Sabri'yi isteyenler var. Eyüp Sabri kral adamdı. Adabı giyinmeyi iyi bilirdi. Mesela ben bilmem, çok gülerdi, ben gülmem. Bu Ramiz dayının gençliğiyle alakalı bir video izlemiştim. Sanki oradaki replik neden geç başlayacak demiş. Arkadaşlar yanlışlıkla 8'i 3 geçe falan turnuvayı kurdum. Ondan dolayı maalesef böyle bir gecikme oldu ama 2-3 dakikalık bir gecikme oldu. Bu gecikme için de şimdiden özür diliyorum. Diyelim Hayatımız Satranç Instagram sayfasından turnuva haberlerini alıyorsunuz. Arkadaşlar artık bunu sormayın, hakaret. Her videoda söylüyorum, turnuva haberleri nereden alıyoruz? Hayatımız Satranç Instagram sayfasından. Ve arkadaşlar şu anda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve haydi bakalım AYÇS'in maçıyla başlıyoruz.
Emre Yavuz'a karşı oynuyor AHS arkadaşımız. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz? E4 geldi. C5. At F3. Berzerk yok. At F3'den sonra siyahlar at C6 oynadı. Sicilya geliyor. C3. E6. Güzel. Paulsen. D4'den sonra C çarpı D4. At G'den E7. Güzel gidiyor. At C3. D5. Normal varyant. Aldı. Hemen atla bakalım şimdi beyazlar ne oynayacak. Fil C4 gayet mantıklı bir hamle. Fil de açmazı aldı. Bu da çok güzel. Fil D2 çok normal. Piyon kazanmıyordu. F3'teki at koruyordu. Rok yapıldı bu arada ve rok geldi. Çok normal gidiyor şu anda. Çok güzel. A6 sürüldü. Siyahlar daha sağlamcı. Fakat bir tık gelişim üstünlüğü beyazlara ait diyebiliriz arkadaşlar. A piyonunun izole olmasından başka bir sıkıntısı yok gibi. Vezir C2 oynadı. Beyazlar G6 hemen sürüldü çünkü fil. Bu arada fil haş aldı. Çok güzel oturdu. O sıkıntı oluşturabilir. Kale kaçtı E8'e. Eğer at F6'ya korumalı bir şekilde girerse taşlar karışıldıktan sonra çok ciddi problemler olur. A4 sürüldü bu arada. Beyazların filleri kırışması lazım. Beyaz kareye giden filleri kırışırsa çok büyük avantaj elde eder. A4 sürüşü geldi. Bilemedim A4'e de manevra gelecek. At D'den E7'ye oynandı. Şimdi bakalım ne olacak. Kale oyuna çıkaracaktır. Kale E1 ya da kale B1 bekliyorum. Kale B1 hamlesi C8 filinin, siyah filinin çıkışını engeller arkadaşlar. Kale B1 hamlesi yapılabilir bir hamle gibi geldi. Hayır, at G5 bir şey hesapladı galiba. At G5 oynadı. Şimdi at F5'e geçmek için zaten E7'yi oynamıştı. Hemen F5'e oturdu bakalım şimdi. Beyazlar hamle hesaplayacak. Tabii ki de saldırı düşünüyorlar arkadaşlar. Kesinlikle saldırı düşünüyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla eğer ki siyahlar hata yapması erken bir saldırı yok. Bu arada feda geldi. At çarpı F7 fedası geldi. Bakalım bu feda uygun olacak mı? Şimdi sürüş mü gelecek? Fil F4? Ha, o fil kaçamıyordu galiba. Ondan mı öyle bir şey yaptı acaba? Galiba evet, o fil kaçamıyordu. Ondan dolayı böyle bir şey yaptı. Evet, mecbur kaldı arkadaşlar. Onu kaçırdık. Şah G7 oynandı bu arada. Şimdi bakalım ne oynayacak. Beyazlar ve kaleye bir oynamış beyazlar. Bazen göremiyorum arkadaşlar. Biraz ekran parlaklığı fazla. Ondan dolayı göremiyorum. Şimdi kaleye bir oynandı. Siyahların hamlesi büyük heyecan bekleniyor. Fil D7 oynandı. Hemen D5 sürüldü. Neden D5? Neyse, kaleler görüşülecek galiba. Ben olsam mesela kale E1 yerine kale B1 oynardım. Filin çıkışını geciktirirdim. Ben olsam böyle yapardım. Fil atı yememeli kesinlikle. Fil çarpı C6 kesinlikle yenmemeli. Emre'de sıra. Emre ya, iki taraftan bir tane süre sıkışması yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bu Emre olabilir. Alet üstüne olmasına rağmen. At E'de oynandı. O ata bakalım baskı gelecek mi? Fil G5. Fil G5 kötü mü? Fil direkt A2'ye kaçtı. Ben olsam fil G5 yapardım. Şimdi fil F5'ten vezir istiyor. Vezir E2 mi? Hayır. Vezir B3. Şahlı gelecek. Evet. Güzel. Veziri oynayabilir. Ya da vezirlere kırışmayı teklif edebilir. Üstünsün alet. Ben ama at boşta mı? Hayır değil. Ben olsam vezir G8 oynardım. Tamam. Vezir F8 olur. Ben olsam vezir G8 oynardım ama kırışma teklif ederdim. Ama o zaman da vezirle açarak bir şeyler. Bu arada piyon alındı. Şu anda bir tehdit var mı diye bakıyorum. At açmaz da ata baskı kurulabilir. Siyahların erken bir saldırısı yok ama sadece bu kale burada olduğu için acaba bir koridor matı tehlikesi olabilir mi? Bu arada A5 oynandı. Bakacağız neler olacak. Unutmayayım, Emre Yavuz'la AHS'in maçını izledim. Bir daha o arkadaşların maçını izlemeyeceğim. Bu arada fil D5 oynandı. Ata baskı var ama at alıyor. Ha, alamıyor, açmaz. Okey. Gördüm. Beyazlar çift filini güzel kullanabilirse bu arada evet, güzel bir hamle geldi. Çok güzel bir hamle geldi. Biraz riskli olmasına rağmen güzel bir hamle geldi. Alsa ne oluyordu? Atla geri dönüyordu değil mi? Evet, doğru. Bu arada vezirle fil çaprazdan tekrar sağlandı irtibat. Bu arada 15 saniyesi kaldı. Eğer AHS bu arada çift fili verdi. Şahat yap şunu. Oho, kaçtı. Şahat kaçtı. Oo, kale gitti. O da güzel. Kaçtı, şahlı gel. Ha pardon, o siyah fil. O siyah fil. Matlı gelse ne olur? Bir tane matlı gelse. Kaleyi niye... Ya yapma şunu baba ya. Matlı gel işte ya. Aha. Neyse. Bir tane hava deliği şart bence. H3. Evet, o da olur. G3 de olur. Sıkıntı yok. Tekrar şimdi kullan vezir abi. Veziri. O da olur. Fil geldi. Tamam, sıkıntı yok. Bir şahlı gel. Aynen öyle. Fille bir şah. Güzel. Bo abi. Bo abi vezirle. Bo vezirle.
Boğ vezirle, vezirle boğsana. Çıldırtma adamı. Allah Allah, şah vezir yaptı. Gerçi bu da kazanç, bu da kazanç. Okey, okey. Vezir gitti ve terk gelecek Emre Yavuz'dan. Maç böylelikle bitecek. Biz hemen turnuvaya döneceğiz arkadaşlar. Hemen turnuvaya dönüp bir sonraki arkadaşımızın maçını izleyeceğiz. Heyecanlı bir maçtı ama maalesef çok fazla çekişmeye oyun sonunda sahne olmadı. Bizi çok heyecanlandırmadı. Ama önce beyaz kaybetti, daha sonra siyah kaybetti ve birazdan mat gelecek derken mat geldi. Turnuvaya göz atıyorum ve hemen kurban 32 arkadaşımın bu maçını saymıyoruz arkadaşlar. Yarım kalmış maçını saymıyoruz. Bir sonraki maçını izleyeceğiz hakkaniyet olması için. Bu arada kurban Mehmet Sezer, kendisi mühendis, daha önceden meydan okuma videosu çekmiştik. YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet Sezer'e karşı bir meydan okuma videosu çekmiştik. Bir kale, bir alet, bir piyon geride Mehmet Sezer. Siyahlar çok üstün fakat erken bir mat şu an için görülmüyor gibi. Süre konusunda da hemen hemen eşitlik var. Bu arada drinkimden bir yudum alayım. Hazırlayayım kendime. On yudum aldım. Birazcık yanmışım. Vezir oraya oynamasaydı, vezir h6 oynasaydı, daha sonra at g4 gelseydi daha iyi değil miydi kurban? Ha kurban. Kurgan. Fil istiyor abi. İstiyor, piyon gitti ama. Piyon alıyor. Aslanlar gibi alıyor piyonu. Almıyor mu? Aynen aldı. Ama bir daha tehdit gelecek. Kaleyle mi? Aynen öyle, kaleyle. Kaç baba. Vezir gidiyor bak. Dikkat. Vezire bir yer bulman lazım. Şahlı kaçtın, güzel oldu. Piyon dal abi. Oo. Oo. Baya baya gıltıyün. At aldı. Güzel. O da güzel. Kırışmalı. Kırışmalı değişimler. Kırışmalı kazançlar. At al. At al. At al. At al. Şahlı geliyorsun. Al atı, şahlı geliyorsun. Fili alacaksın sonra. Al şu atı. Fili alacaksın sonra. Ver atı abi. Savunmacı kaldır ortadan abi. Fil boşta abi. Yapıştır fili abi. Görmedi. Görmedi kurgan, görmedi ama yine de taş üstünü. Tamamen onda. Orada bir saldırı yeme ihtimali var. Dikkat. Evet, şimdi gördün ama bak, fil kazanıyordun az önce. Yapma baba. Yapma baba. Yapma baba. Bunları yapma. İstiyor abi. Kaç, 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 kaç. Gel şöyle gel. Battı balık paralel going. O ne? Tamam. Vezir de 5'te olur. Vezir de 5'te olur. Fil veziri istiyor. Komple. Şah çekme sakın, gider. Şöyle gel. O piyon peşine düşme baba. Kazanca git artık, yeter. Dikkatli oyna. Veziri kaybedersen sıkıntı olur. Taşların aktif değil. Onun taşları çok aktif. Veziri kaybedersen sıkıntı olur kardeş. Yapma şunu. Bir an önce taşlarını ya aktifleştir. Eyvah eyvah. Mat tehlikesiyle gelecek birazdan. Çok çok çok. Oo, evet, kale kaybetti. Tamam, artık oyun bitmiştir. Artık vezir de kaybetse çok büyük problem yok. Filler de kırışılmıştır. Geçmiş olsun. Artık bu saatten sonra pek fazla yapabilecek bir şey yok. Al piyonu da, şahlı gel. Alsana piyonu kardeş. Alsana piyonu kardeş. Açık at oluşturmayı tercih etti. O da güzel. Zaten bu saatten sonra siyahlar ne oynasa kazanç. Ver şahı. Aynen öyle mat. Hadi geçmiş. Mat değil. Vezir arası. Evet, turnuvaya hemen. Pardon, turnuvaya göz atmıyoruz. Kurgan'ın maçını izleyeceğiz. Kurgan'ın bu maçını saymıyoruz arkadaşlar. Yarım bıraktığımız için. Baştan sona izleyeceğimiz için, kuralımız bu olduğu için bekleyeceğiz. Kurgan'ın maçını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hakkaniyet bunu gerektirir. Mr. Nobody uzun zamandır görmedik ve E4 oynadı Kurgan. E5 cevap geldi. At F3. Daha sonra D5 piyon gitti. Piyon gitti ama ben olsam atla alırdım. İlk öncelikle ben olsam diyorum. Ben olsam atla alırdım. Şimdi ata bir yer bulunması lazım. Doğru bir yer bulunması lazım. Dikkatli olunması lazım. Bir de ata, işte bak mesela vezir aldı, şimdi atı bir daha kaçacaksın ya da koruyacaksın. Ona göre bir yer belirlenmesi lazımdı bence. Korunma tercih edildi. At da bir daha tehdit. Şimdi at B3'e zıplayacak galiba. At B3 en doğru, ya da fille bir şah. Aman abi, fille şah mat deme. Atını B3'e gel sakince. Yapma. Yapma baba. Yapma baba. Yiyeceksin işte, mecbur yiyeceksin artık. Şimdi atı gel B5'e. At B5 şimdi iyi olurdu işte. Şah vezir tehdidi var. Ama sonra nereye kaçacaksın? Sonra nereye kaçacaksın? A3'e. Evet, sıkıntı olabilirdi. Şimdi mutlaka D piyonu sürülmeli. Rok atılırsa çok kel olur ama burası çok kel kaldı ya. Diğer aletler gelemiyor savunmaya. Rakip bir hücum yaparsa kalırsın ortada. Yapma, bir de kaleye bir oyna ben. Yapma şunu. Bak, geçerken alacak. Geçerken alacak. Geçerken alabiliyor. Vezirle dalamazsın. Piyon kaybettim babiş. Geçerken aldı. Şimdi ne yapacaksın? Filini çık. Tempolu bir şekilde taşlarını çıkman lazım artık. Mesela önce fil, akabinde at D2, B'den D2, daha doğrusu birden D2, ikisi de B'de olduğu için.
Evet, Fili çıktı. Güzel. Ama askıda çıkmak ne kadar iyi. At istek altında, at düştü mü? Hayır. At çok güzel yere oturdu. At çok hoş yere oturdu. Fil açmazlar. Siyahlar rok yapması lazım. Siyahlar rok yapmalı ama rok yapamıyor. Önce filini korumalı, daha sonra rok yapmalı. Kesinlikle. Evet, beyazlar eğer gelişimini... Oo, güzel hamle, güzel hamle, güzel hamle. Ama hamle kaçırdı. Vezir F3 iyiydi bence. Vezir F3 çok iyiydi ya. Vezir F3 kaçırdı. Al Vezir F3 yap. Al Vezir F3 yap. Al Vezir F3 yap. Vezir F3. Evet, güzel. Aferin. Kurgan bravo. Vezir F3 iyi hamle. Vezir F3 güzel hamle. Bravo. Şimdi bir daha tehdit yapman lazım buna. Ya da rakibin dengesi şaştı. O da güzel. Ama riskli. Riskli. Riskli kardeş. Peki erken bir kazanç gündeme gelebilir mi? Aldığın kaleyle alacak. Şahlı mahlı bir şeyler. Güzel. Taş kazancı. Severiz. Severiz. Alet kazancı geldi. File de basıyor. Vezirleri kırışmayı teklif ediyor. Bakalım ne yapacak? Alsa ne oluyor abi? Alsa vezir gidiyor. Sıkıntı. Sıkıntı var. Veziri oynayacak. Aldı. Fil istek altında şimdi. Fili nereye oynayacak acaba? Filli atı istedi. Sıkıntı yok. Filini oyna. Askıda bırakma taşları kardeşim. Gel filini böyle oyna. Ama bu D3 piyonu geçer ha. Dikkat. Oo, dubleledi. Fena değil. Filini oyna baba. Filini oyna. Filini oynadıktan sonra şah kaleyle herhalde kırışmayı... Oo, güzel. Güzel güzel güzel. Atını oynayabilirsin bence. Bence atını oyna. Vursun fille, ne olacak ki? Ama o kötü kötü yapmasaydın keşke. O kötüymüş. Şimdi gördüm kötüymüş. Bu arada sıkıntı var. Şimdi çek şahını. Çek şahını, öndesin. Kale 8. Aynen öyle baba. Aynen öyle baba. Aynen öyle baba. Her türlü kaleyi kırışacaksın. Hiç sıkıntı yok. Kır baba. Kır baba, şah kaleni yapıştır. Aynen öyle, beyaz kazanmıştır. Kurgan tebrikler, kazandın kardeşim. Maçı ben şöyle diyorum. Yok ya. İlk şey düşündüm. Acaba kesin kazanç olan maçı izlemeyi bıraksak mı? Bakın kazansak mı? Ama arkadaşlar bu hem rakibe, Mr. Nobody'nin de bir daha maçını izlemeyeceğimiz için, hem ona saygısızlık olur, hem de satranç, bu her şey olabilir. Ve 2+1 oyun. Süre biter. AFK olur. İnternet gider. Zart olur. Zurt olur. Rakip hata yapar. Bir şey olur falan filan olur. Maçı siyah kazanabilir. O yüzden bekleyeceğiz. Çok zor. Çok zor. En fazla berabere olur bu maç. Ama yine de izleyeceğiz. Evet, mat geldi. Hemen turnuvaya göz atalım. Kurgan'ı izledik. Beklişan Kuliyev arkadaşımızı hemen izliyoruz. Ve yarım kalmış maçını da izleyelim. Daha sonra da yeni. Bu arada AHS bir daha nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Bu arada Beklişan Kuliyev arkadaşım sanki bana Instagram'dan yazmıştı. Bu kişi benim abi, dikkat et diye. Dikkat ediyorum. Hadi bakalım. İlk defa katılıyor turnuvamız arkadaşımız. Hoş geldin Beklişan Kuliyev. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyetlerden katılmış bir arkadaşımız. Kardeş ülkelerden bir tanesinden katılmış bir arkadaşımız. Hangi ülkedeyse ona selam olsun. İsterse hangi ülkede olursa olsun önemli değil. Fakat kardeş ülkelerdense daha bir yakın hissediyoruz kendimize. Bu arada rakip kale F'den E1 oynadı. Rakip derken ben kimi izliyorsam onu tutuyorum arkadaşlar. Yani gerçi ikisini de izliyorum da şu anda AHS'i daha önceden izlediğim için şu anda Beklişan'ı tutuyorum. At oynandı bu arada. Baskı vardı çünkü az önceki E2 atına. Şimdi kaleler kırışma teklif edildi ki kırışılacak. Eğer beyazlar kırışma istiyorsa her türlü bir tanesini kıracak. Kırarsa ne olur? Üstünlük de yok. Süre olarak Beklişan birazcık geride olduğu için siyahlar aslında daha çok kırışma istemesi lazım. Mantıken. Süresi az olduğu için daha fazla kırışma istemesi lazım ki kırıştı. Bir daha kırıştı. Mat tehdidi var. Hemen kapattı. E8'i tuttu. Ama tehlikeli arkadaşlar. Ata baskı geliyor. Güzel. Güzel korudu. Şimdi bir daha baskı yapmak istiyor. Vezir oynandı. Şah istiyor tabii ki. Piyon alıp şah diyecek. Vezirleri o boşa koydu sandım. Ne yapmalı acaba ya? Almalı abi. Almalı. Kırışacak. Yapacak bir şey yok. Kırışacaksın. Kırışacaksın. Hemen kırış. Kırışmadı. Kırışmadı. Ben olsam kırışırdım. Süren 20 saniye kaldı. Yapma. Yapma şimdi, atın nereye oynayacaksın. Güzel. Şah dedi. Şah dedi ama hala matı tutamadı. Matı tutamadı. Matı tutamadı. Atı yiyecek. Ha, mat istiyor şimdi. Atı yiyemez. Güzel kapattı. Güzel kapattı. Şimdi at girse buraya, yok abi, olmuyor. Ne yapacak? Atla ver veziri dese mat oluyor. Olmaz. Vezirleri şimdi kırış. Ooo, vezir gitti. Atı görmedi. Atı görmedi. Hemen turnuvaya göz atıyoruz. Oo, göz atmıyoruz. Göz atmıyoruz. Yeni maçını izleyeceğiz arkadaşımızın. Pardon. Pardon. Pardon Türkiye.
Pardon Türkiye. Yeni maçını izleyeceğiz arkadaşımızın. Onu unuttuk. Haydi bakalım. Bekliyoruz. Bıraktı mı yoksa turnuvayı? Bardağım nasıl bu arada? Üstelik şöyle görünüyor mu? Güzel. Sisan İsa. Beklişan Kuliyev'le oynuyor. Sisan İsa da ilk defa katılan arkadaşımız diye hatırlıyorum sanki. Ya da geçen turnuvada katılmıştı. E4 başladı Beklişan. C5 Sisan İsa oynadı. At F3'ten sonra hemen E6. Paulsen geliyor. B4 çok enteresan. B4 varyantını daha önce incelemiştim birkaç kere de hatırlıyorum. Çok enteresan işler çıkıyor arkadaşlar. B4 sürüldü. Fil kaçtı. Bu maçı lütfen analiz edin arkadaşlar. B4 varyantını ya da bu maçın özelinden değil internetten araştırabilirsiniz. Ben Sicilya'yı anlatırken B4'ü anlatmadım. Sonradan rastlamıştım. Bu arada D5'ten sonra E çarpı D5 hemen geldi. At kendi yerine kaçtı. B8 veya hattı öyle bir kullanılıyor ki bunda eğer doğru oynanırsa bakacağız. Fil A3 oynandı. Rok engelleniyor bu hamleyle. At F6 oynandı. Vezir E2'den şah dedi. Çok güzel gidiyor. Şimdi ne yapacak vezir? Aynen öyle. Rok bozuldu. Vezir oyna. İnanamıyorum. Veziri önüne koymak zorunda. Siyahlar vezir kaybetti. Beklişan. Bu varyanta çok güzel çalışmışsın kardeşim. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel. Turnuva maçı seçebilirim. İmparator'u izlemedik. Haydi İmparator'u izleyelim. Bakalım İmparator ne yapıyor. Yarım kalmış bir oyun var. Anlaşmamızı biliyorsunuz. Yarım kalmış oyunlarda ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Bu arada Kiser Toprak. Kiser Toprak'ı izlemiş kabul etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yarım olduğu için bir sonraki rakipte Toprak olmayacağı için Toprak'ı bir daha izleyeceğim. Okey. Bu maçına da bakalım. C6 sürdü bu arada. Şu anda gelişim üstünlüğü ya da alan üstünlüğü olarak siyahlar bir tık daha iyi gibi duruyor sanki. Sadece C8 filinde rahat bir... Ooo kale düştü mü? Düşmedi. Tamam. Yine de fil A6 güzel hamle. Tempolu hamle. Oyna fil çok güzel. Fil A6 çok güzel oynandı. Fil A6 güzel oynandı. Evet. Şimdi piyonu koru. Ooo. Bu ne? Ben olsam piyonu koru. Vezirle korudum ben olsam. Neyse. Vezir E2. Çok sıkışık bir oyun var arkadaşlar burada. Fil A6. Ben süreden gideceğini ya da basit bir hatayla gideceğini düşünüyorum. Evet beyazlar bir tık daha iyi kaldı gibi. Fil F7 mi oynayacak? Fil F7 ama piyon gider. Vezir güzel. Vezirleri kırışmayı teklif etti. Oyun sonuna götürmeye çalışıyor. Toprak şimdiye kadar bir maç yapmışlar. İmparator kazanmış onu da. Ve şimdi vezir H4'e kaçtı. Beyazlar kırışmak istemiyor. Şimdi vezir G6. Siyahlara bir tık daha gitti üstünlük ama şu piyon yapısı filleri engellediği için çok da bir saldırı imkanı bulamaz. Çünkü piyon sürüşleriyle de bu piyon yapısını bozamayacağı ve fillerin önünü açamayacağı için birazcık sıkıntı var diyebiliriz ki bunu gördü. Kale E8 oynadı. Şimdi at E2 manevra kabiliyetine sahip. Şimdi vezir istendi. Vezirler kırışılma teklif edildi. Aldı atla aldı. Fil şimdi oynandı. Kırışıldı. Kale ile yiyecek. Yani atı olan üstündür. Bol piyonlu oyunlarda biliyorsunuz atı olan üstündür arkadaşlar. At H5'te kale istendi. Şimdi bir tercih yapacak. Tercihini evet güzel. H2'ye güzel baskı var ama filmi nasıl canlandıracaksın bu konumda? Kale oynandı bu arada. Niye kaleyi oraya oynadı acaba? Kale orada kötü müydü? Bilemedim. Piyon mu sürmek istiyor? C3 sürüldü. Beyaz acele etme iyisin. Bir şekilde atlarına manevra yaptırarak piyona basman lazım. Kale B hattına geldi. Dikkatli olmak lazım. Şimdi at E2 güzel. Bizi duyar gibi manevraya başladı. Ama nereden girecek abi? Buraya nereden girilir ki? Giremezsin ki. At C1 piyon sürüşü desek aldın falan ama orada sürüşlere izin verilir mi bilemedim. H5 oynandı bu arada. G3 hemen oynandı. Piyon sürüldü. Şah oynandı güzel hamle. Aldı atla al. Yok pardon piyonla al. Evet şimdi H hattı açıldı. Çok güzel oynuyor beyazlarda. Şah oynandı. Kale oynandı. Çok güzel. Tam konumsal. Çok güzel oynuyorlar. Şah oynandı. Şimdi ata güzel bir manevra alanı bulunması lazım ama yanlış yerden mi girdi acaba diye düşünüyorum. Gerçi nereden gireceksin? H3'ten sonra G5'i oturtmaya çalışıyor. Fena fikir değil. Gayet iyi fikir. Daha sonra da arkaya sarkarsa o at arkadan o piyonları toplamak için fırsat elde edebilir. Hemen H3 oynayacaktır bence. Rakip de tabii A4 sürüşüyle hat açmak istiyor galiba. Ama orada geçer oluşur sıkıntı. C4 hemen sürüldü. Evet şimdi piyonla mı alacak? Piyonla aldı. Piyon sürüldü. Çok oyun tamamen kilitlendi. Çok enteresan kilitlendi. Bakalım şimdi ne oynanacak? Şah G1 fena değil. Bir bekleme hamlesi tarzı bir hamle. Şah G1. A4 sürüldü. Atı açmaza alıp
götürmeye çalışacak işi fena fikir değil. Fena fikir değil. Ne yapacaksın buna karşı? D4 sürdü ama bence D4 iyi değildi. D4 iyi değil çünkü A çarpı B3'e ne yapacaksın? Niye almadın ya? Oho, A çarpı B4 olması lazımdı. Tutar onu baba, onu tutar o. Onu tutar. Yapma gözünü seveyim. At oynandı. Fil mi oynayacak acaba? Fili oynayabilir. Niye oynamasın ki? Şahı oynamayı tercih etti. Piyona basacak ama o da geldi. Şimdi ata manevra alanı açıldı. H3 oynanacak. Şimdi H3, şimdi H3. H3, H3 ile at o arkalara bir girerse niye H3 oynamadı acaba? H3'ten sonra at G5. Abi yapma gözünü seveyim, ne yapıyorsun ya? Ha güzel, at güzel yere girdi. Tamam baba, piyonu şimdi tutması lazım. Güzel. Şimdi oyna şahını. Ne oldu? Ne oynadı ki az önce? Ha şah F2 oynamış. Tamam. At şimdi oynandı. Fili isteyecek falan filan değil mi? Fili isteyecek. Şah fili isteyecek. Bu arada toprağın çok az süresi kaldı. İmparatorun maçını izlemiş kabul etmiyoruz kendimizi. Şah fil yendi. Fil gitti. Kale istendi. Haydi bakalım. At tekrar aynı yere kaç. Aynı yere kaç. Güzel. Piyon istek altında şu anda. Bakalım ne yapacak? Atla piyona basabilirsen çok güzel olur. Güzel. Güzel. Sürüş güzel abi. Sürüş güzel. Elleşme. Sür baba bir daha. Sür baba bir daha. Sür, korkma sür. Ya sürsene kardeş. Sür baba. He şimdi ne yapacaksın? Neyse piyon alacaksın. E baba zaten piyonu alacaktın. Niye öyle bir şey yaptın? Al şu piyonu da. Bitir abi işi. Bitir abi işi. Şah kale bitti. Şah kale yap bitti hadi. Terk geldi. Terk geldi. Terk geldi. Turnuvaya göz atmıyoruz çünkü imparatorun şimdiki asıl maçını izleyeceğiz. Bu arada imparator 3. sırada. Bakalım kimle oynayacak? 22 dakikadır turnuvadayız arkadaşlar. Heyecanla İmparator 750 kullanıcı adlı arkadaşımızın yeni rakibini bekliyoruz. Kendisini izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şu anda İmparator bence benim izlediğimi gördü. Ona göre oynayacak. Süper. Bekliş Hankulyev'e karşıyız. İmparator E5 oynadı. E4, E5, Akçe 3, Akçe 6 oynandı. Bekliş'in teorisi çok iyi. F4 oynadı. Fil C5 geldi hemen. Şimdi at F3 gerçekten beyazın Bekliş'in çok iyi teorisi. D6 oynandı. Şimdi bakalım ne oynayacak. Hemen fil C4 geldi. At F6 oynandıktan sonra bakalım şimdi ne oynanacak. Beyazlar tarafından iki tarafta şu anda güzel teorik bir şekilde oynuyor. Bir hata göremiyorum. At F6'dan sonra beyazlar evet şimdi at A4 oynadı. Fil istiyor. Fil B6 abi. Fil B6. Fil B6. Ay vurursa ayda alacaksın. Çok güzel. Açık hattı oluşturuldu. Sadece B5 birazcık zayıfladı. Ona dikkat etmek lazım. D3 sürüldü. Rok atıldı. Rok atıldı. Şimdi fil hemen at açmazı aldı. Yemeyecek atı. O yüzden ben olsam H3 sürerdim. Aynen öyle. H3 sürüldü. 7 ben olsam kesinlikle yemezdim. Ben olsam kaleyle yerdim. Neyse. Vezir kaçtı. Şimdi piyon alındı, fil de alındı. Beyazlar iyi kaldı söyleyeyim. Beyazlar çok iyi kaldı. Beyazlar çok iyi kaldı. Atlara bir kış kış. Şimdi kırışma teklif ediliyor. Alırsa almayacak tabii canım. Çift fili çok canavar çünkü. Şimdi bir daha fil istendi. Bir daha fili kaçacak. Aynen öyle. Filler sıkışık konumda değil arkadaşlar. Fillerin önü kapalı değil. Vezir bu arada saldırıya başlayacağım diyor. Ama atlarla ne kadar saldırı yapabilirsin? Ayakları kesik çünkü atların. Şimdi at G6 diyecektim. At F4 ne yapar? Aldı, 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 aldı. At F4 oynanabilirmiş ama vezir hemen oynandı. Şimdi bakalım bir F5 olmuyor gerçi F5'te. Niye? Ben o F5'te sürülebilir ama F5'te at açmazda kalıyor. E6 at açmazda kalıyor arkadaşlar F5'te. Yoksa hızlı oyunda yapılmayacak bir hamle değil aslında. At G5 de istedi. Kırışalım diyor. Çift filden kurtulmak istiyor. Vurdu abi, vurdu abi. Şimdi at B4, at H4 isteyecek. At H4 fena değil. Bir şah H8 de denenebilir. F4 sürüşü için. Yapılabilir. Yapılabilir. Yapılamaz. F4 yapılamaz. Piyonu alamazsın. Oo. Onu niye görmedik biz? Fil çarpı F7 çok güzel hamle. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne yapacak? At H4 olmaz abi. At H4 vezir tutuyor. Şimdi fili kaldırırsa fena değil. Şu anda bir piyon üstünlük var sadece. Fili kaldırdı. Piyon sürüşü geldi. Bir daha kaçtı. Şimdi kale 8. Ben olsam kale 8 oynardım. Ben imparatorun yerinde olsam kale 8 oynardım.
Kale abicim, kale e8 oynayacaksın, vuracaksın piyonu. Aa, vezir alabiliyor mu, pardon. Tamam, olsun. Yine kale e8 güzel hamle. Abi veziri mat etmeye çalışıyor adam ya. Aldı aldı. Şimdi kaleler kırışılmamalı. Kale e8 oyna. Kale e8 oyna kardeşim. Kırıştırtma ya. Oho. Bak işte atı kapattı şimdi. Oyna kale e8 ha. Kale e8 güzel hamle ya. Valla illa sinirlendireceksiniz yani. Oyna abi kaleyi. Oyna kaleyi, korkma ya. Bak kale f8. İlla kırışacak. Kırışıp kırışıp aşağı inmeye çalışıyor ama yemezler abi. Öyle şey olur mu? Bak sürdü adam. Aldı aldı. Şimdi aldı aldı. Şahlı alıyor işte. Akıllı. Sen kaleyle alacak zannediyorsun tabii. Şimdi şah böyle kaçacak. Aynen, şimdi kale e8. Sürüş geldi. Sürüş hemen geldi. Bu filmin önünü kapatabilsen aslında, sürüş çok çok uğraşırsın ama şah da oynanıyor bu arada. Atım oynayacağım. Yok abi, çok fena izole kalır. Şah oynandı. Beyazın durumu iyi. Beyazın durumu iyi. Şah oynandı. Şah oynandı. Eşeği nereye oynayacağım? Şah çok tehlikeli yerlere geldi. Şah çok enteresan yerlere geldi. Şimdi oynasan ne olur? Şah aşağı iner falan filan. Atı kaldırırsın. Beğenmedim. Hiç beğenmedim. Beğenmedim. Vallahi enteresan bir maç oldu. Evet. Piyon kaybı yaşadı. Şimdi bu hamleden sonra beyazın kazanıyor olması lazım. Aynen, beyaz kazanır. Bu piyonları mümkün değil koruyabilmesi ve 3 piyonla zın 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 girer. Şah geldi bu arada. Şah kaçtı. Şimdi şah oynandı. Şah çekildi. Kötü hamle. Kötü hamle. Piyon istek altında, bir daha oynadı. Şimdi ne yapacaksın? Geçmiş olsun. Kale G8 mi acaba? Evet, terk geldi. Turnuvaya göz atıyoruz arkadaşlar. AHS'e, İmparator'a, Beklişan'a baktık. Kurgan'a baktık. Emre Yavuz'a baktık. Gürtaş Demir'e bakmadık. Haydi Demir'in maçını izleyelim. Demir Gürtaş, merhaba. Yeni başlamışlar, bunu kabul edebiliriz. C4, E5, at C3, at C6, at F3, fil B4, vezir C2, at F6, A3, fil çarpı C3, vezir çarpı C3 hamlesinden sonra D6. Hemen geliyor Demir Gürtaş. Emre Yavuz'a karşı oynuyor. Ve E çarpı D4 hamlesinden sonra at çarpı D4. Bakalım atı yemeyi tercih edecek mi? Etmeyecek mi? Etti. Vezir aldı. Vezir çarpı D4. Bakalım şimdi siyahlar rok yaptı. Beyazlar piyon sürüşüyle cevap verdi. Buna filinin çaprazını açmayı tercih etti. Kale E8. Şimdi fil D3 hem rok istiyor hem piyonu koruyor. Bakalım şimdi rok'dan önce siyahların hamlesini bekleyeceğiz. Acaba fil G4 mu oynayacak? Fil D7 mi oynayacak? Yoksa enteresan bir şekilde C5 mi oynayacak? Yani yapılabilir. Ya da B6 mı oynayacak? Fikir olarak söylüyorum buna. Yani B6, fil B7 gibisinden bir piyona basalım falan gibisi. Ama rok yaptıktan sonra geçmiş olsun. O piyonu kaleyle koruyabilir rahatlıkla. Bu arada rakibin fil G5 hamlesinde engelleyici bir hamle yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. C5 geldi bu arada. Ben muhtemel hamleleri söyledim. İlk başta aklıma gelen hamleleri söyledim. C5 hemen geldi. Şimdi enteresan. Vezir E3 hamlesi ne kadar doğru bilemedim. At G4'ten rahatsız ederse ne yapacaksın? Daha sonra at E5'e otursa falan filan. Fille atı kırışsa, çift fil gücünü kırsa, vurdu. Vurdu. Ha, fille piyonla koruyor, babiş yapma ya. Ya piyonla koruyor ama evet, o şekilde yaparsan eyvallah. Ama bu da zayıflatıyor seni. Fille şah çekip kurtulamıyor mu? Aynen öyle. Ya fille şah çek kurtul babacığım, ne yapıyorsun ya? Of, her şeyi biz mi söyleyelim Emre'cim ya? Emre kardeş al işte. Şimdi kale veziri gelecek. Oo, şah karatına da hücuma başlayacak. Piyon almayı tercih etti. Yapma ya. Yapma kardeşim ya. Yapma ya. Kır zincirlerini ya. Vezir istek güzel. Şimdi yapman birazcık geciktirdi ama önemli değil. Şah dedi. Az önce işte böyle kurtulabiliyordun. Şahlı bir şekilde. Piyon sürüşü geldi. Bir daha vezir istendi. Vezir kaçacak. Acaba fili alacak mı almayacak mı? Benim asıl merak ettiğim o, ama alır. Al al al, bir şey olmaz. Al baba, al baba, al baba, sıkıntı yok. İşte gel veziri, gel veziri. Vezir G5. Vezir G5, vezir G5, vezir. Ha, vezir G5 abi, aynen öyle. Şimdi G3 sürecek herhalde. Ya da vezir H3 mü oynayacak acaba? Merak konusu. Aldı. Alması çok enteresan oldu. Şimdi kale çarpı G5'den sonra piyon isteniyor izole. Kale G6, aynen öyle. Piyon tutuldu. Sıkıntı var. Fili oynaman lazım. Sıkıntı var. Kale 7.
Kaleye 8. Oo, onu kaçırdık. Kaleye 8. Oo. Niye bir kaleleri niye dublelemedin ya? Ben olsam kaleleri dublelerdim orada. Piyon gitti bu arada. Yok, gitmiyor. Kale H8 şimdi piyon istek altında. Bakalım ne oynayacak. H6 ilk gördüğümüz hamle güzel. Öyle daha iyi oldu. Şahlı gelecek. Çünkü şah dedi. Kaç abi, kaç. Fili koyma bence. Ben olsam fili koymazdım. Güzel. Ama bu fili bir an önce B7'den çıkman lazım. Şimdi çıkamıyorsun işte. Sıkıntı var. Şimdi kale E7 çok güzel hamle. Kale E7. Lütfen kale E7'yi kaçırma. Bak, kale E7 kritik. Çok güzel. Kale E7 en kritik hamleydi. Onu buldu. Emre Yavuz buldu kale E7'yi. Ama yine de siyahlar üstün diyebiliriz. Pardon, Demir Gürtaş buldu ha. Kafa iyice gitti. Evet, bu hamleden sonra şah geldi. Kaç. Oraya kaçarsan olur mu? Fili alır o zaman. Yapma abicim. Yapma babacım ya. Şah kaçacaktın ya. Gerçi kaçarsa da kale gidiyor. Pardon. Tamam, yapacak bir şey yokmuş. Özür diliyorum. Şimdi ver kaleyi, ver matı. Bu da güzel hamle oldu. Güzel. Güzel. Yap abi kaleyi. Tamam. Demir Gürtaş kazanmıştır. Turnuvaya göz atabiliriz. Birinci IHS Bekli Şankurlev İmparator turnuvayı bıraktım diyor. Demir Gürtaş turnuvayı bıraktım diyor. Kurgan, Memir Uzun. Memir Uzun'un maçını izleyelim mi? Haydi bakalım izleyelim. Memir Uzun'dayız arkadaşlar. Volkan mı oynuyor? Bu maçı saymayacağız. Volkan Peker'le oynadığı maçı saymayacağız. Volkan için de saymayacağız biliyorsunuz. Yine de bir bakalım. F4 oynandı. Bu arada turnuvanın yarım saatini geride bıraktık. F6 şöyle bir göz gezelim. Bir piyon Memir Uzun önde. G5 sürüldü, bir şah karadığından bir saldırı ihtimali var. Ama tabii ki de beyazın da siyahın da var. Aldı bu arada. Vezirle almayı. Şimdi kale G1 hemen. Güzel. 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 Kale G1. Sakın vezir F6 oynama. Üterler seni orada. Vezir F6 çok sıkıntı. He, şimdi ne yapacaksın? Kale G6 nasıl hamle ya? Kötü. Kale D2 bak. Şimdi ben olsam kale D2 oynamak yerine kale G2 oynarım. Ben olsam öyle. Sür baba piyonu ya. Sür piyonu, kır zincirlerini ya. Ver onu ya. Ha, o da güzel. O da güzel. Önce sürmeye... Tamam. Şimdi sür. Şimdi sür. Şimdi sür. Sür. Heh. Şimdi yesin. Çak vezirle. Ha, yemedi. Yemedi. Ne yapacağız o zaman? Kale G2. Kale G2 kötü mü? Tatlış. Kale G2 fena değil. Fili oynamayı tercih etti. Kaleyi istiyor. Ne gereksiz bir hamleydi bu. Ne kadar gereksiz bir hamleydi. Kaleyi boşu boşuna B hattına çektin. Olacak iş mi? Bak. Bu ne şimdi? Abi niye yamuluyorsunuz ya? Yapmayın. Tam yine piyonunu alacak zaten. Yine piyonunu alacak. Yine piyonunu alacak. Yapma babiş. Hani tamam, vezirin çaprazını açtın ama neye ne yarayacak? Şu anda beyaz piyo, beyaz kareye bir hücum var. Şimdi kale G2 niye gecikiyor? Ben onu merak ediyorum. Ya bu kale G2 niye gecikiyor? Vezir oynandı işte. Şimdi bak, kale F3 oynar şimdi. Sonra da piyon gidiyor. Dikkat. Sür baba işi. Sür baba. A3. A3 güzel hamle. Yap A3'ünü beni dinle. Vezir A3 oynadı. Ben olsam A3 oynardım. Veziri niye savunmaya çekiyorsun? Yani çok güzel yakalamışsın buradan. Yapıştırsana ya. Bak, vezir F2 şimdi saldırıyı ona verdi. Hadi bakalım kaleye yer bul. Hoppala, bitti. Saldırı imkanı bitti. Rakibe bir de cesaret verdin. Rakip şimdi yaldır gelecek sana. Yani üstünlük, yani eşitsin bir de. Emir kardeş. Mehmet Emir galiba. Memir dediğine göre. Soyadı Uzun. Piyonu alacağım diye hesaplar yapıyor beyazlar. O da koruyor. Vur kaleyle abi. Vur kaleyle. Sıkıntı var. Vur kaleyle sıkıntı var. Vur kaleyle. Bak. Gitti, o piyonu aldı. Ne yapacaksın şimdi? Sürüş. Sürüş şart artık. Sürüş şart. Bak. Kale gelmese bari Volkan'da arasında. Fili geldi. Şah desek. Şahla alıyor. Daha sonra kaleyle bir daha şah desek. Oradan bir şey çıkarabilir miyiz? Hani fille şah. Mecbur alıyor. Daha sonra kaleyle bir şah desek. Çıkmazdı. Aa, vurdu. Ha evet. Güzel. Taş kazancı vardı çünkü. Bravo. Taş kazancı. Evet. Çok güzel. Çok güzel hamle. Siyahlar güzel bir hamle yaptı. Emir galiba kaybedecek. Şah geldi. Kaleyi arasa kapattı. Şimdi bakalım ne oynayacak. Vezir H2. Şimdi fil D5.
Alındı alındı. Süreden bakalım neler dönecek. Şah kalem arıyor. Şah kale arıyor ama Volkan çok süre harcıyorsun. Dikkat. Kaleleri dublele. En kötü kaleleri dublele abicim. Kaleleri dublele pişman olmasın. Oradan değil. Diklemesine dubleleyecektin. Dikey olarak dublelemen lazımdı. Hah. Güzel. Fena değil. Şah dedi. Tamam. Kaç şahını? Şahını kaç? Şahını kaç? Vezir de bir daha şah diyecek. Allah'tan demedi. Yoksa ayvayı yemiştin. Dikkat. Şah de, şah de, şah de, şah de kurtar kendini. Şah de. Şah de kurtar kendini. Şah de kurtar kendini. Babacım şah deyip kurtarsanıza kendinizi ya. Neyse. Emir'in maçını izleyeceğiz. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Volkan'ın maçı için de saymıyoruz. Memur uzunluğu AHS. Haydi Emir, haydi Emir, haydi diyeceğiz. Emir'i tutacağız. E4, E5 hamlesi. At F3, at C6 geldi. Hemen fil C4 İtalyan izleyeceğiz. At F6 daha sonra D3. D6'dan sonra C3. Fil E7'den sonra bakalım beyazlar. At D2 rok. Ve şimdi at F1. Çok teorik bir hamle. Fil G4'ten sonra at G3. Beyazlar İtalyan'ı iyi biliyor. H3 oynadıktan sonra fil geldi. H5'e bakalım şimdi at açmazından nasıl kurtulacak. Kırış alarak at çarpı E5. Güzel. Vezir çarpı H5. İlk kazanç geldi. Piyon kazancı. Dikkatli olunması lazım. Çift fil var beyazların. Dikkatli olunması lazım. B5 sürüldü. Fil şimdi D5'e oturdu. At oynayamıyor. Fil oradan nasıl kaldıracağım? Kaleye oyna bari. Kaleye oyna babacığım. Kaleye oynasana. Piyon kazancı geldi. İki piyon üstünlük var. Dikkatli olmak lazım. Fil veziri istedi. Vezir kaçacak. Sıkıntı yok. Vezirin kaçacak çok yeri var. Kale D8 bak şimdi. Kale D8, kale E8 oynayacaksın ki. Rakibin zaten senden üstün piyon olarak kalelerini ilk önce oyuna çıkan sen olman lazım. Rakip hazır filin de geliştirmemişken dedikken fil gelişti. Ben olsam burada evet. Sıkıntı var. Fili açmaza aldı. Burada işte sıkıntı var. Vezirleri kırışmayı teklif etti. Ben orada olsam kırışırım bak. Haçta değil. F'li al bari. Kalen açık hattı olsun kardeş. Alet kaybı diyor. Kale B8 oyna kardeş. Kale B8'den belki B2'ye girerdin. Ha Memir. Güzel kardeşim. Al işte C piyon da gitti. Ne yapacaksın şimdi? Gitsin zaten. Yapacak bir şey yok. Alet kaleyle vur abi. Aa niye vurmadı? Ha o da kaleyle vurmak istiyor. Tamam. Kaleyle vurmak istiyor. D3 gitmesin diye yaptı. Şimdi kale B8 bir anlamı yok. Ben olsam alırdım ki aldı. Şimdi kale çarpı C7 yapmayacaksın tabii. Kale D8. Şimdi kaçtı kaleyi istiyor. Kale B2'ye inmeli. Güzel. Kale B2 güzel. Şimdi hem aldı hem korudu. Şimdi kale B8. Kale E8 olmaz. Kale C8 oyna bari. Kale B8 olmuyormuş bu arada. Fil var. Okey. Kale C8'den hani buraya ineyim, buradan tehdit edeyim falan filan olabilir miydi? Kale istek altında. Yapma. Yapma. Yapacak bir şey yok. Emir Uzun'un maçını izledik. Şimdi izledik. Şimdi gidiyoruz. İzledik. Kurgan Sisani Sahi izledik mi? İzledik diye hatırlıyorum. Emir Uzun. Şeyma Nur Bulut izleyelim mi? Haydi Şeyma Nur seni izliyorum. Bu maçı saymıyorum tabii ki. Volkan Peker'le oynuyor kendisi. Ve şu anda Volkan bir piyon önde. Vezir B7 oynandı. Piyon gidiyor ama başka bir şey alıyor mu karşılığında göremedim ben. Piyon dümdüz gidiyor gibi. Vezirleri kırışmayı tercih etti. Ben olsam piyon alırdım. Kale çarpı 7. Kaleyle D6'yı vurmayı tercih etti. Yine piyonunu kazandı. Evet. Beyazlar iki piyon önde. Oyun sonuna giderse ciddi sıkıntı var. Şimdi piyon sürüldü. Ata güzel bir yer bulmak lazım. G7 daha sonra F5. Doğru hamle. Şeyma Nur'un bir sonraki maçı nasıl yorumlayacağız biliyorsunuz. Şimdi kale D8'den isteyecek kırışmayı. Kale D8 oynanıyor şimdi ama alacaksın, mecbur alacaksın. Aldı, kaleyle aldı. Şahı kaç G7'ye. Şimdi bakalım nerede yer bulacak kendisine. Ben olsam C8 oynardım derken atını oynadı. Şimdi kale C8 fena, kale C7 fena mı olmaz. Kale C7 oynamalıydım bence. Bence kale C7 daha iyiydi. Ben olsam kale C7 oynardım. At C5 geldi. Şimdi A6 istiyor. At oynandı. Şimdi kale D6 kazandırır mı? Kaleleri vuruşturmayı tercih et. Kale A8 mi acaba şimdi? Vurursan çünkü çok ciddi sıkıntı var demektir. Gerçi vursan da bir şey olmaz be. Burada şah geldi. Önemli değil. Şah gelsin. Şahını dikkatli kaç ama. O biraz sıkıntılı gibi. Aynen. Hem atı istiyor hem açarak şah kale istiyor. Ona ne yapacağım? Bu çok ciddi bir sıkıntı olur senin için. Oo aldı. O da onu aldı. Yine kırışıldı. Yapacak bir şey yok. Şah E5. Aynen. Şah E5 güzel. Piyon sürüş. Şimdi şah D4. Olabilir mi? Şah D4.
Oldu da. Bebeş mi yapacak bebeş? Vur abi, vur 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 vur. Vursana, ne yapıyorsun Şeyma? Şeyma vursana. Şeyma batır diyeceğim. Terk gelecek. Şeymacığım niye vurmuyorsun? A çarpı B5 yapsana. Daha sonra sürersin yine E5'in. Ne olacak? Son çırpınışlar Şeyma'dan ama oyun terk oldu. Oyun çok ciddi terk oldu. Şimdi ne oynayacak acaba? Olmaz o. Olmaz. Niye almıyorsun Şeyma 6'yı? Alsana 6'yı. Oy oy. Sür B7'yi beyaz. Hadi Volkan. Volkancığım B7 sürmen lazım kardeşim. Yapmayın. Ha mat olacak. Doğru doğru. Mat tehdidi var. Şimdi A6'yı aldı. Güzel. Güzel. Mat tehdidi. Şimdi B7. Kaleyi alırsa vezir çıkacak. Bir piyon daha gidecek. Daha sonra şah kale yiyor mu? Her an oradan şah kale gelebilir. Önce bir şah. Kaçtı. Şu an için şah kale yok. Vezir D7'den şah diyecek bence. Aynen. Şah illaki oradan şah kale verdi abi. Verdi. Oradan veriliyor. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Oradan şah kale her türlü veriliyor. Bakalım şimdi. Veziri bir boşa koysa. Veziri boşa koyarsa siyahlar üstün. Siyahlar üstün olur. Veziri boşa koyarsa aldı. Şah dedi. Yedi. Bir şah daha mat yok. Şah dedi. Kaçınca piyon alacak. Bir daha şah diyecek. O da piyon aldı. Tek vezir matı. Volkan daha önceden tek kale matını yapamamıştın. Lütfen tek vezir matını. L'sine gel abi. Şimdi şah nereye gidersen de oraya. Evet güzel. Gel çapraz D5. Güzel. Oyna abi B4. Evet C6. Tamam. Tamam tamam. Volkan bunu yapar. Ve Şeyma Nur'un bir sonraki maçını merakla bekliyoruz. Ya inşallah hiç kimse kalmaz diyeceğim ama illaki kalacak birileri. Bak yanlış. Bak yanlış. Dikkat. Olmaz. Olmaz. Yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Hemen şahı D3 oyna. Sakince şahı D3 oyna. Şahı D3 oyna. Saçmalama. Yapma babacığım ya. Sakın şahı C2 oynama. Olur. Bu güzel. Tamam bu güzel. Şimdi şahı C2. Tamam. Tek hamlede mat var abi. Yapıştır matını. Bravo. 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 Bekliyoruz. Şeyma Nur'la bu arada 5 maç yapmışlar. 3'ünü Volkan. 2'sini Şeyma Nur. Şeyma Nur. 8-9 yaşta. 9 yaşında. 2012 doğumlu arkadaşlar Şeyma Nur. 9 yaşında. Çatır çatır oynuyor. Görüyorsunuz. Şimdi Şeyma Nur'un maçını bekliyoruz. Haydi bakalım Şeyma Nur. Gördün mü benim izlediğimi? Şu anda görmüş olması lazım. Bilmiyorum size geliyor mu ama şu anda bakın burada benim izlediğim ayan beyan ortada. Bakalım Şeyma Nur şimdi kimle eşleşecek ve eşlendirme geldi. Kurgan 42. E4 oynadı. Şeyma sakin. E5 oynadı. At C3 oynadıktan sonra A6 oynandı. At F3 güzel. Şeyma gelişimde fena kalmadı. Kurgan düşünüyor. At C6 oynadıktan sonra şimdi fil C4. Güzel oynuyorsun Şeyma. Sıkıntı yok şu ana kadar. Eğer ki at G5'e çare bulunmazsa at G5 oynaman lazım ki H6 sürdü. Güzel. Rok yapıldı. Şeyma Nur çok sakin gelişiyor. At F6 oynadıktan sonra sür baba piyonu. Çok güzel. Çok güzel. Alacaktır. Atla al. Atla al. Atla al. O da seni alsın vezirle al. Hiç sıkıntı yok bunlar. Güzel hamleler. Güzel hamleler bunlar. Fil de istedi. Kaç atı. Atı kaç. Yemeseydin keşke. Ben olsam kaçardım. Piyon sürdü. Atı istiyor. Çatır çatır oynuyor ya Şeyma. Şuna bakar mısınız Allah aşkına? Ben vallahi var ya izlerken böyle o kadar mutlu oluyorum ki. Bak nasıl çatır çatır mat istiyor ya. Mat istiyor şuna bak. Hadi bir de kale D1 oyna da gözünün yanayım. Ben olsam kale D1 oynardım. Baksana abi açmazdan piyon istiyor kız ya. Mükemmel abi adam. Yani bir abartıyor muyum arkadaşlar? Alın izleyin yani Şeyma Nur'u. Şu anda beyazlarda oynayan Şeyma Nur bildiğin dümdüz 9 yaşında 2012 doğumlu. İnanamazsın. Al geçerken almadı fili istedi. Güzel. Yani mantıksız gelmiyor mesela. Ben al geçerken ilk aklıma gelen hamle. Benim yapacağım hamle belki. Bak. Direkt ata 4 oynuyor. Çok güzel. Filli atı vurmuyor. Filini çıkman lazım Şeyma Nur. Filimizi çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Güzel. Alırsa piyonla alacaksın. Kalenin önünü açacaksın öyle mi? Bu da güzel. Atına bir yer bulmamız lazım ama ne yapacağız? Rakibin fili de gelişecek birazdan. Vezir oynandı. Atı da oturtamıyoruz. Şimdi ata manevra mı düşünüyorsun? Aslında kale F3. Yok kale F3 değil de kale F2. Akabinde kale A'dan F1 de fena fikir olmazdı. Bir zamanlar. Şimdi değil. Acaba E4 mü düşünüyor? Derken at G5 oynandı. Hani G4 alırsa
vurayım, atla, geleyim falan gibisinden. Acaba H4 çok mu cesur bir hamle olur? H4 bilemedim. Fil gelişti de yanlış yerden gelişti bence fil. Ya bu fil gelişti değil de kalelerin bağlantısı sağlandı diyebiliriz. Fil gelişmedi yoksa. Şimdi acaba ne düşünüyor? At H5 mi acaba? Hocam beni de izleyecek misiniz? Utkucuğum sırayla gidiyoruz kardeşim. Bakacağız. Şimdi kale E8 tabii ki de A'dan E8. Şimdi eşekle bir şeyler düşünüyor mu acaba? Evet at H5 oynandı. Ama at H5'te ne istiyoruz ki? Bir piyon alacak çünkü. Aldı. Kırışma. Şeyma kırışma, Şeyma kırışma. Ali ata bak. Emel eve gel. Işık ılık süt iç. Ama Şeyma kırışma. Güzel. Şimdi fil C8 mi oynayacak acaba? Fil C8 oynar mı? Oynamadı şah dedi. Onu görmedik. Biz de görmedik. Şimdi şah H1'den sonra bakalım ne oynayacak. Evet. C5. Tabii ki de filin önünü açmaya yönelik hamlelerden bir tanesi. Güzel. H4 cesur hamlesi geldi. At kaçarsa nereye kaçacağına bağlı. At E6'ya kaçarsa sıkıntı yok. At E6'dan sonra ama kale E1 geliyor. Kale A'dan E1. Aynen öyle. Kale A'dan E1 çok güzel hamle olur. Piyon sürdü. Çok garip hamle. Atı oynasa ne olur? Evet, güzel. Kaleyi istedi. Aynı zamanda atı istedi. Çok hoş bir hamle. Çok hoş bir hamle. Ben olsam D4 sürerdim mesela. Ben olsam D4 sürerdim. Hayır, vezir istedi. Wow. O da güzel hamle be. Şimdi ne yapacaksın? Atı alacaksın doğru. Şimdi ver kale diyor. Şeyma Nur öne geçti bir piyon. Atına güzel bir yer bul. Gerek yok dedi. Kalelerimi çiftlerim dedi. Ha evet. Açarak tehditten tırstı. Güzel. Fil mi kaç abi? Kaç abi? Güzel. E2 de güzel. Dubleleyecek mi acaba? At yer ama. Bu arada kurganın çok az bir süresi kaldı derken. Takıldık. Takıldık. Video bitirmek zorundayım arkadaşlar. Ziyan olmaması için takıldık çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Maalesef teknik bir arızadan dolayı videoyu acilen kapatmak zorundayım. Görüşmek üzere.